Herkese selamlar. Bugün yeni bir sistem toplum arayışıyla, hatta fiyat performans kralı sistem toplum arayışıyla beraber olacağız. Üzerimdeki değişiklikten aslında ufak bir mesaj vermek istemiştim. Yani Goat performansına yakın bir sistem olacak ama Sumokin değil tabii ki. Bunun birkaç tane nedeni birazdan sizlere belirteceğim. Vatan bilgisayar hazırlamış olduğumuz bu sistem RTX 4060 ekran kartına oluşuyor ve ismi PCH Ghost. Burası parça anlatım bölümü. Hangi parçayı neden kullanıyoruz, kim ne iş yapıyor, ne görev üstleniyorlar bunları tek tek anlatacağım. Aynı zamanda bilmemiz gereken birkaç tane maddemiz var. Onları da önden sizlerle paylaşayım. Gittiğim zaman sıkıntı çıkmasın. Birincisi, bu video yayınlanır yayınlanmaz Vatan bilgisayarın mağazaları gidip bu sistemi alabileceksiniz. Ve merkezi stok var. Yani atıyorum A mağazasına gittiniz. Ellerinde 2 tane fiziksel olarak ürün var. Ama 2 tane sattılar, bitti. Bu o mağazada bitti anlamına gelmiyor. Yani merkez stok bitene kadar o mağaza size ürünü teslim etmeden sonra kargolayacak şekilde yine sipariş alabilir. Bazen böyle birkaç defa yaşadığımız durumlar olmuştu. Denk gelirseniz mağazadaki arkadaşlara söyleyebilirsiniz. Diğer tarafta toplam stok sayımız 200 idi. Aslında Goat'a giden yolda Goat'a gitmeyişinin en büyük sebebi bu. Bizim Goat projelerimiz bizdeki stok sayılarımız hep 1000 adetlerdeydi. Çok büyük stoklarla çok iyi fiyatlar olduğunda smoking giyip böyle çıkıp hakikaten şov yapmaya çalışıyorduk. Ama burada 200 tane stok ayrıldığından dolayı tam Goat performansı var diyemedim az önce. Sistemin özelleştirmesi açık. Yani mağaza gittiğiniz zaman ben kasayı değiştireceğim, sıvı soğutma ekleyeceğim, anakartı değiştireceğim gibi varyantları uygulayabiliyorsunuz. O yüzden aklınızda bulunsun. Eğer ki çok kalabalık bir mağaza denk gelmezseniz özelleştirmenizi direkt sistem toplama aşamasında yapabilirsiniz. Geldik parçalara. Burada işlemci başlayalım. 12400 F görüyorsunuz. Zaten defalarca sistem toplama rehberlerini kullanmıştık. Hatta Goat'ın bütün sistemlerinde 12400 F'in temel bir işlemci olduğunu görüyorduk. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fiyat performans olması zaten. Bizim en büyük önceliğimiz buralar olduğundan dolayı hep 12400 F ile 4060'ı kombinleyip çok iyi fiyat yakalamaya çalışıyoruz. Ama şimdi ufaktan şeyi düşünmeye başladık. Şimdi 12. nesil bir işlemci kullandık. Artık 13400 F, 14400 F'e de sıra gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık 15. nesildeyiz. Yani aradan 3 nesil geçti. Bunu da yavaş yavaş güncellersek sistemler çok tatlı olacak. Şu an yapamıyor olmamızın en büyük sebebi 12400F'ten 13400F'e çıksanız bile aradaki fiyat farkı çok fazla. O yüzden bizim istemiş olduğumuz o fiyat baremini maalesef kurtarmıyor. 12400F ise 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 2.5 GHz base clock ve 4.4 GHz boost clock performansına sahip. L3 önbelliğimiz 18 MB ve 65 W TDP değerine sahibiz. Yani bizim aslında 4060 ekran kartıyla kombinleme skorumuz çok güzel. Yarın bir gün bir sistem yapacak olursunuz, 12400F bir yerlerde hani fiyat performans olarak elinize düşer, yine alıp kullanabilirsiniz. İşlemcinin içerisinden kendi stok fanı çıkıyor. Biz yine bu stok fanı kullanacağız. Son zamanlarda stok fanlarla alakalı çok iyi şeyler söylemiyor olsam da şu an önümüz kış olduğu için 12400F'i rahatlıkla götürüyor. Ama yaza girdiğimiz zaman 65-70 derece olan sıcaklıklarımız maalesef 85 derecelere rahatlıkla geliyor. Şu an yapamıyor olsanız bile bundan 6-7 ay sonra bir hava soğutma ya da minimum 120 mm sıvı soğutma yapmanızı tavsiye ederim. Geldik ekran kartına. Burada Asus markasının Dual serisinden RTX 4060 8 GB'lık ekran kartını kullanıyoruz. Fakat burada bir farklılığımız var. Sisteme dikkat ederseniz geneli beyaz. Anakartımız da beyaz olsaydı tam bir beyaz sistem yapmış olacaktık ama hani bu segmentte beyaz bir anakart maalesef bulamıyorsunuz. O yüzden ekran kartı ve kasa tarafında beyazdan ilerledik. Hatta birkaç arkadaşıma ya tam söz verdim demeyeyim de yapmaya çalışacağım demiştim. O sistem de buraya denk geldiği için çok mutluyum açıkçası. Beyaz sistemin albenisi her zaman farklı oluyor. Yani RGB'dense kasanın kendi görünümünü çok daha sevebiliyorsunuz. O yüzden biraz daha içime sindiğini söyleyebilirim. Ekran kartını karşıdan şöyle alıp baktığınız zaman iki tane fanla beraber geliyor. Zaten Dual serisinin isminin en büyük detayı buradan geliyor. Yan tarafı çevirdiğinizde bir tane 8 pin PCI Express güç girişimiz var. Yani güç kaynağımızdan bir tane kablomuzu 8 pin ayırıp buraya takmamız yeterli oluyor. Arka tarafı çevirdiğimizde güzel bir plakası var. Aslında Dual serisinin bence ön plana çıkıyor olmasının beyaz tasarımsal olarak daha dikkat çekici olduğunu burada söyleyebilirim. Siyahtansa ben beyazını daha çok beğeniyorum. Çünkü arka plaka burada bana çok daha hoş bir hava kattığını, yandan baksanız bile o hissiyatın çok daha üst seviyede olduğunu söylettiriyor açıkçası. Yani gönül ister ki bütün sistemleri beyaz yapalım ama maalesef beyaz sistemlerin günümüzdeki koşullarında fiyatları çok pahalı. Yani 1000 liraya alıyorsan siyah parçayı, 1500-2000 liraya da beyaz parçayı satıyorlar. Normalde araba alırsın, beyazlar daha ucuz olur, siyahlar daha pahalı olur. Bu da tam tersi bir süreç var. Ayrıca ekran kartı 115 W TDP değerine sahip. Yani güç kaynağımızdan 115 W'ı alıp buradan ayırıyoruz. Daha doğrusu kendisi ayırıyor. Tavsiye edilen güç kaynağına baktığımız zaman ise 550 W. Ama yine her zaman söylediğim gibi 550 W'lar birazcık yukarıda tutuluyor. Yani 500 W'da bile bu sistemi çok rahatlıkla çalıştırabiliyoruz.
getirebilirsiniz. 115 watt ekran kartı, 65 watt işlemci, 50 watt da diğer parçalara dağıttığınız zaman zaten bir şey yakmadığını fark ediyorsunuz. O yüzden bu 500 watt ibaresini çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ha biz ne yaptık derseniz, biz daha yukarılardayız. Orada birazdan geleceğim. Anakartımız yine Asus markasının Prime serisinden H610MR SI versiyonu. Bu DDR5 anlamına geliyor aslında. Bu aynı anakartın DDR4 versiyonu da var. Alırken dikkat etmek lazım. 2 tane RAM slotumuz var. 96 GB'a kadar RAM takabiliyoruz. Ve maksimum 5600 MHz'e kadar RAM hızı destekliyor. İşlemci slotun hemen altında bir tane M.2 SSD girişimiz var. Burası da Gen 3 destekli. Yani aslında bu anakartların en büyük eksilerinden bir tanesi burası. 2 tane M.2 SSD slotumuz olsa çok tatlı olacak. Yarın bir gün böyle yükseltme yaptığınız zaman bir tane daha M.2 SSD girişim var, al kardeşim rahatlıkla kullan diyebileceğiz. Ama giriş seviye anakart olduklarından dolayı maalesef diyemiyorum. Hadi RAM slotunu bir şekilde idare ediyorsun. 96 GB falan var. Onu bir şekilde atlatırsın ama M.2 SSD öyle olmuyor abi. Bir tane de olsa çok tatlı olacak. Geldik RAM'lere. Burada Crucial markasının Pro serisinden 16 GB DDR5 5600 MHz ve CL46 gecikme değerine sahip RAM'lerini kullanıyoruz. Yine fiyat performanstan gitmeye çalıştığımızdan dolayı vatan bilgisayara oturup parça belirlerken bunları tek tek analiz etmeye çalışıyorum. Hangisini kullansak daha iyi, hangisinin stoğu el veriyor şeklinde. Bu RAM'le alakalı tek söyleyebileceğim şey CL değerimiz birazcık yüksek. Ancak fiyat performans oranımıza baktığımız zaman bunu rahatlıkla kapattığını söyleyebilirim. Yani bu segmentte bizim için çok büyük bir eksi oluşturuyor mu? Hayır, oluşturmuyor. Ayrıca RAM'lerimiz 2x8, 16 GB yani dual channel. DDR5'te bunun çok büyük bir önemi kaldı mı? Hayır, kalmadı. Ama ben 5 FPS 5 FPS'tir, 10 FPS 10 FPS'tir mantığında dual channel yapmaya özen gösteriyorum. Tek 16 olsa bir sıkıntı olur mu? Hayır, olmuyor. Çünkü tek 16 koyduğunuz zaman yarın bir gün 32 yapmaya çalıştığınızda bir slotumuz boş oluyor. Ama şu anda iki slotumuz da dolu. Geldik depolamaya. Burada yine aslında güzel bir güncellememiz var. Crucial'ın P3 Plus isminde M.2 SSD'ini kullanıyoruz. 500 GB değil, 1 TB'lık bir model kullandık. Saniyede 5000 MB okuma, 3600 MB de yazma performansına sahip Gen 4 M.2 SSD. Şimdi diyebilirsiniz ki Gen 4 M.2 SSD'yi aldınız, Gen 3 anakarta taktınız. Bir problem oluşur mu? Hayır, oluşmaz. Şimdi Gen 3 M.2 SSD'lerin taşımış olduğu okuma yazma hızları aslında buralara yakın. Gönül ister ki Gen 4 M.2 SSD'li bir anakart kullanalım ama maalesef burada yine fiyat performans dengemiz bozulduğundan dolayı yine B700 serisine geçtiğinizde ciddi paralar ödemek gerektiğinden dolayı o yüzden orada durduk, kullanmadık. Bütçeniz varsa mutlaka anakartı değiştirmenizi tavsiye ederim. Geldik son iki parçaya. Burada kasaba güç kaynağı olarak Thermaltake'in S200 TG versiyonunu kullanıyoruz. Fakat yine burası beyaz. Yani aslında ofisteki arkadaşlar da az önce beraber muhabbetini yaptık. Kasayı karşıdan koyduğunuz zaman içerisindeki parçalara bakmayın. Kasa zaten kendisini gösteriyor. İçerisinde toplam 4 adet fan var. 3 tanesi ön tarafta RGB, bir tanesi de egzoz fanımız. En büyük dikkat etmiş olduğumuz kriterler arasında kasanın ön paneli komple mesh. Çıkarttığımız zaman zaten karşıdan şöyle alıp bir bakın, bir sürü delikleri görebiliyorsunuz. Bazı kasalar oluyor yarı mesh oluyorlar. Bazıları oluyor böyle desenli, şekilli falan yapmaya çalışıyorlar ama hani burada anlatmak istediğimiz aslında hep şey. Önden almış olduğumuz havayı arka tarafa çok rahat bir şekilde iletmesi lazım. Hem fanların performansı iyi olacak hem de önden hava alabilecek potansiyel olması gerekiyor. O yüzden bu kasada da kafamıza herhangi bir soru işareti oluşmadığını söyleyebilirim. İkinci aramış olduğumuz koşul temperlijyon. Plex olduğu zaman sevmiyoruz çünkü kasayı ucuz gösteriyor ve dayanıklık olarak da çok iyi değiller maalesef. Temperli camlar candır. Hep orada temperli aramaya çalışıyorum. Diğer tarafta içerisinde bulunan fan sayısının minimum 3 adet olmasını istiyoruz. Burada 4 tane var. Yine o koşulumuzu karşılıyoruz. Öndekiler ise RGB. Kasanın reset tuşuna bastığınız zaman renkleri tek tek değiştirebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 9-10 tane, hatta 12'ye yakın farklı renk çeşitleri olduğunu söyleyebilirim. Ve son koşulumuz da kasanın içerisinde bir fan kontrolcünün olması. Bu kasada da yine fan kontrolcümüz var. Aslında fanlardan gelen RGB'lerin hepsi bu kontrolcüye bağlanmış. Bu sayede renkleri tek tek değiştirebiliyoruz. Yani Molex üzerinden herhangi bir efekt uygulama sirkülasyonu yok. İsterseniz oradaki RGB kablosunu alıp anakartınızı destekliyorsa anakartı takıp farklı renklerde yapabilirsiniz. Ama bu şu anda bu anakart için geçerli değil. Yine içerisinde güç kaynağı olarak Thermaltake'in 650 W 80 Plus sertifikasına sahip modeli bulunuyor. Az önce bahsetmiş olduğum yer burasıydı. Hani 500 W bile yetiyor ama 650 W niye kullandınız diye baktığında yarın bir gün yükseltme yaptığımız zaman güç kaynağını ellememize gerek kalmayacak. Hem kasanın kendisi beyaz hem de fiyat performans anlamında bizim kalemimize oturduğundan dolayı 600 W'dan ilerleme kararı almıştık. Şimdi geldik arkadaşlar Akakçe, Epe gibi sitelerden bu sistemi tek tek topladığımız zaman ne kadar fiyat farkı oluyor buna bakacağız. Bunun için işlemciyi, ekran kartı, RAM'i, SSD'yi böyle alt alta aynıları olacak şekilde fiyatlarına bakıyorum. Sonra alt alta toplayıp ne kadar fiyat farkı olduğunu hesaplıyoruz. Bugünkü kurla beraber bu listede görmüş olduğunuz bütün parçaları topladığımızda
31.099 TL yapıyor. Sistemin fiyatı olan 20.499 TL'den çıkarttığımızda 10.600 TL tek tek aynı parçaları toplama göre fiyat farkı var. Ancak şunu ben de biliyorum. Farklı parçalarda tabii ki çok daha düşük fiyatlara toplamak mümkün. Ancak burada kalite baremini atlamamak gerekiyor. Şimdi geldik arkadaşlar BIOS ayarlarımıza. Oyun testinden hemen önce BIOS ayarlarımızı yapıyoruz ki tam performans almaya başlayalım. Siz de bu sistemi aldıktan sonra ayarları yapabilirsiniz. İlk olarak bakmamız gereken şey şu bölümdeki Resize Bar. Kapalıysa bunu on hale getiriyorsunuz. Aktif hale getirdik. Sonrasında hemen yan tarafta AI Tweaker sekmesine girip burada AI Overclock Tuner'ı otodan XMP1 veya XMP2 yapıyoruz. Bu sayede 4800 MHz'de çalışan RAM'lerimiz artık 5600 MHz'de çıkmış olacak. Yani hangi anakart alırsanız alın bu profilleri açmanız lazım RAM'lerinizin tam performansını almak için. Sonrasında tekrar main menüsüne değil de F6 tuşuyla fan menüsüne girip stock fan kullanıyorsanız bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Standartta olan fan hızımı buradan turboya çekiyorum. Bu sayede biraz daha erken ivmeleniyoruz. Aynı şekilde alttaki fan hızımı da yine standarttan turboya alıyorum. Buradaki full speed yaparsanız sürekli yüksek devirde çalışır, kafa şişirir. O yüzden gerek yok. Turboda bırakmanız daha avantajlıdır. Ya da manuel olarak isterseniz buradaki ayarları yapabilirsiniz. Mesela demiş ki 20 derece %20'de çalışsın. Olur, sıkıntı yok. 65 derece %70'de çalışsın. Olur. Veya ben bunu 61 derecede 65. Yok böyle iyi ya. Bence değiştirmeye gerek yok. Bu şekilde kalabilir. Tüm ayarları yaptıktan sonra F10 artı Enter'la kaydedip çıkıyoruz. Ve ilk oyun performansım Stalker Chernobyl'li olacak. Bu oyunla alakalı şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bir güncelleme gelmesi lazım. Şu anda optimizasyon birazcık sıkıntılı. Yakın zamanda geleceği söyleniyor. Ben grafik olarak şu an yüksekteyim. 4060 ile bir üstüne çıkmanız çok sağlıklı değil. Epic ayarlar çünkü biraz sistemi böyle bayağı bir zorluyor. O yüzden yüksekte kalmak yeterli. Onun dışında DLSS açık dengeli moddayım. Birazdan kapatıp farkı da göstereceğim. Görüntü olarak da bütün oyunlarımda 1080p'deyim. Geri gel abi. Afterburner'ı tekrar etkili hale getirip FPS'i sıfırlayalım. Şu anda buradayken anlık 109 ortalama FPS'te başladık. Öldü mü? Bomba attı. Sar. Ekmek yeme sar. Kimse kalmadı diye düşünüyorum. Hazır buradayken şu an anlık ortalama 116 FPS olurum. DLSS'i kapattığım zaman ne fark olacak bir bakalım. Ona göre siz de açarsınız açmazsınız. DLSS'i kapat. Frame generation kapat. FPS sıfırladım. Hale bak. İşte bundan bahsediyorum. 1080p yüksek ayarlarda bile Chernobyl'de 50 FPS alabiliyoruz şu anda. Yani kesinlikle bu oyuna bir düzenleme gelmesi lazım. Sıcaklıklarıma baktığımda şu an stock fanla inanın güzel ilerliyoruz. 65-67 derece tam istediğim kıvamda. Ama hepimiz biliyoruz ki yarın bir gün yetmeyecek. Yorik seni merak etti. Türkçe alt yazı olması da çok iyi ya. O yüzden bu oyuna DLSS şart abi. Sırada Forza Horizon 5 var. Bununla alakalı benchmark yapacağız. Direkt kendi oyun içerisinden değil. Bunu yapmamın en büyük sebebi zaten haritayı kısa süre içerisinde fazlaca gezdiği için benchmark'ta daha faydalı oluyor. Ultra ayarlardayım. Ayrıca şurada ışın izleme kalitesi de yüksekte bıraktım bu sefer. Normalde kapatıyorum ama bu sefer açalım. Ayrıca video tarafında 1920x1080'deyim ve DLSS de kapalı. Bu oyunu açmayacağım. Safkas gücünden ilerleyeceğiz. Benchmark'ı başlat diyelim. Afterburner'ı etkili hale getirelim. Evet, FPS'i sıfırladım. Anlık olarak ekran kartı 54 dereceyle başladı. Zaten şu anda bu seyirlerde ilerliyoruz ekran kartı için. İşlemcim ikinci oyun olmasına rağmen 68 dereceyi ilk defa az önce gördü. Pik yaptı aşağı düştü. Ortalama 116 FPS. Güzel. Ekran kartım şu anda 6.7 GB'lık bir VRAM kullanıyor. Ve anlık olarak da 124-118 arası bir FPS'te dolanıyoruz. 12400F ile 4060'ın kombinasyonu zaten yıllardır kullanıyoruz. Güzel. Ama ben yavaş yavaş 12400F'lerin artık kendisini 13400F'lere, 14400F'lere bırakması gerektiğini düşünüyorum ama fiyatların biraz aşağı inmesi lazım. Yani o seviyedeyken maalesef çok çıkamıyoruz. Tahminimi söyleyeyim sanırım 130'lara yakın ortalama FPS'le testi bitirecek gibi duruyor. RAM kullanımı da ilginç. Yani aslında çok ilginç değil de beklediğim seviyelerde 10 GB'lık bir tüketim var. Güzel, böyle bitecek gibi. 124-130'a çok yaklaşmadı. Güzel. Sırada RDR 2 var. Şimdi burada hazır. Şöyle bir ayar yaptım. 1920x1080 V-Sync kapalı durumda ve Ultra High karışık. Bu High'ların üstü var. O yüzden dengede tutmak amacıyla High'da bıraktım. DLSS de şu anda kapalı. Evet, en son 0'ı tüketmiştik. Mermim yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Anlık olarak 90 ortalama FPS ile başladı. 67 derece işlem sıcaklığı, 58 derece ekran kartı sıcaklığı var. Şimdi hırsız mı olduk? Atlar. Sakin olun. Raporu da. O ne ya? Bir dakika. O neydi?
Ne yapıyor bu adam ya? Ne yapıyordun bu? Abi bir yaşıma daha girdim, yemin ediyorum RDR'de. Şu an burada ne olduğunu anlayabilen var mı? Vallahi bir yaşıma daha girdim. RDR çok garip oyun diyorlar da hakikaten bazen hak ediyor yani. Araba, hiçbir şey alacak param yok. Ben buradaki şeyi merak ettim. Dur şunu bir bağlayalım. Ablayla alakalıymış. Yanıyorum, oyun baka girdi. Oyun yemin ediyorum baka girdi. Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim hayatımda. Neyse, az önceki kazaydı. Değişik bir tecrübe yaşadık. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. DLSS açtığımız zaman ne fark oluşuyor? Ona bir bakalım beraber. Lan. Anlık 100 FPS ortalamam var. Tekrar aşağı gelip DLSS dengeli. Evet, 100 FPS'ten 127'lere geldik. Yani bir 27-28 FPS'lik artışımız var. O yüzden RDR gibi oyunlarda tercih edilebilir. Merhaba. Merhaba. Çok garip oyun. Ve sırada Valorant var. Güzel. Burayı iyiymiş aslında pusmak için. Vallahi güzelmiş. Oy. Girer girmez 5'te 5 yaptık, iyi mi? Zulüm oldu. Yapma. Vallahi çok sağlam başlamıştık. Pusmak istemiyorum. Sonra pusta oluyoruz. Anlık olarak 311 ortalamam var. 310, 308. Güzel denk geldi. Güzel. Arkamdan geldi. Sıcaklıklarla alakalı şu anda Valorant tarafı için bir şey söylemek doğru değil. Çünkü yani Valorant hem ekran kartı hem işlemci çok kullanmadığından dolayı şu an 50 derece işlemci, 55 derece ekran kartı sıcaklığı var. Gayet iyi ilerliyor. Ah! Sırada Black Ops 6 var değerli arkadaşlar. Hemen aktif halde saldırı altındayken ayarları göstereyim. Yine 1920x1080'deyim. Ayarlarım ise burada en yüksek. Yani bunun ultrası yok mesela. Bunun da ultrası yok. DLSS de şu an kapalı. Tekrar Afterburner'ı etkili hale getirelim. Böyle oradan be. İçeride, içeride, içeride. Ya gördün mü? Yapma be. Çok güzel. Çok güzel. Ya sıcaklıklara göz attığımda şu an 73 derece işlemcide gördüm. 57 derece ekran kartı tarafında devam ediyor. Bombayı oturttum bu arada. Ve son oyun performansım da CS2 ile olacak. Yine 1080p en düşük ayarlardayım. Ne oldu orada? Tırsıyorum burada şimdi önemli. Şöyle FPS tekrar sıfırlayalım. Sal. Sal onu, oradan alsaydım bunu. Çıkarsın. Kafaya geldi. Neredesin? Ya. Güle güle.
Ve böylece bir fiyat performans sistemi daha sonuna gelmiş bulunuz değerli arkadaşlar. Umarım bu Kasım ayının Cuma gününü özellikle denk getirmeye çalıştığımız sistemi beğenmişsinizdir. Gönül ister ki 200 stok değil de böyle yine her zaman yaptığımız gibi GoAt'larda 800 binleri falan görseydik ama maalesef bu sefer olmadı. Ama elimden geldiği kadar yine fiyat performans dengesini oturtmaya çalıştım. Mağazaya giderek videonun yayınlandığı tarihten itibaren ürünleri almaya başlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular da varsa lütfen tek tek hepsini yazın. Okuyup cevapladığımı zaten biliyorsunuz. Beni de şuralardaki Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.